Efendim, Parantez'in ikinci bölümündeyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faik Sucuoğlu bizlerle birlikte hem iş dünyasını hem de güncel konuları konuşma imkanı bulacağız. Efendim, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Kavya soğutmayın bu arada. Sıcak sıcak geldi. Öncelikle kutlayalım. Geçtiğimiz hafta sonuna giderken sizinle daha önce de açıklamış olduğunuz gibi işçi ile işvereni buluşturan iş bu sitesi kuruldu. Evet. Tabii Türkiye'de ve Avrupa'da buna benzer uygulamalar var. Bu iş arayan işçi ile işvereni bir platform buluşturan konuyu konuşacağız ama özellikle siz orada işsizlik rakamlarına değindiniz. Hı-hı. Ben biraz isterseniz oradan bir girmek istiyorum. Tabii. İşsizlik oranı yükselmesi toplumu tabii ki yakını ilgilendiriyor. Siz geçtiğimiz hafta dediniz ki toplam işsiz sayısı 9.873 evet. ve bu oranları kadın erkek oranlarını da ayırdınız. Hı-hı. İşte erkeklerde 5.7, kadınlarda %9. Tabii biliyoruz ki işsizlik hiçbir ülkede sıfıra inemez. Yani bu ne kadar gelişmiş bir ülke olursa olsun işsizlik olacaktır. Ama bunu işte en azı indirgemektir zaten önemli olan. Evet. Ama en azından işte azaltılabilir. Şimdi Kuzey Kıbrıs'ta bu rakamlar gerçekten vahim mi yoksa normal mi nüfusa göre diye sormak istiyorum. Ayrıca bu sene mesela ekonomide 3.6 gibi büyümeden bahsedilen bir durumda. Bu işsizlik rakamları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sınırda mıyız? Gerçekten bu rakamlar normal. Yani şimdi 6.9 çok kötü bir rakam değil. Genel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki işsizlik oranı erkeklerde 5.7, kadınlarda 9. Genelde zaten bu yörede kadınların oranı daima biraz daha yüksek olur. Çeşitli nedenlerden dolayı. Ama bizde ilgi çeken olay gençlerin arasındaki, yani 15-24 yaş arası gençlerin işsizlik oranının %22 oluşu. Yüksek yani dikkati rakam. Çeken bu. Evet. Yoksa 6.9 kötü bir rakam değil. Tabii ki 4'e düşebilir, efendim 3'e düşebilir. Tabii bir de şu tartışılması lazım. 6.9 veya %22'lik gençlik işsizliği acaba gerçekten doğru bir rakam mı? Tabii ki bunu zamanında Devlet Planlama Örgütü kendine gelen yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Zaten ama bizde siz DPO gizli, rakamları da veriyorsunuz. Tabii gizli evet. işsizlik de var. Oldu. Yani bunlar kendini bir şekilde dışarıya şey yapmaz. Yani evdedir veya bir şekilde işsizim demez. İşte o gizli işsizlik dediğimiz olay. Bana göre bu rakam yani 6.9 rakamı daha yükseklerdedir. Peki o gizli işsizlik biraz açabilir miyiz? Tabii. Halinden memnun mu peki? Yani iş aramaya da pek yani bir şey kısmı yok. Bir kısmı halinden memnun. Annesi, babası veya dedesi, nenesi bizim Kıbrıs'ta özellikle telafi arka ediyor. Çıkar, her arka zaman. Çıkıyor. Aynen evet. öyle. Dolayısıyla bir ikincisi okulu bitirmiştir. Efendim master yapmıştır, doktora yapmıştır. Kendine göre bir iş bulmada sıkıntı var. Dolayısıyla oturuyor. Başka şeylerle, hobilerle falan ilgileniyor. Bir de sessiz kalıyor. Böyle bir ek kesim var. Yani aman ben şimdi çıkıp da kendimi işsiz olarak şey yapmayayım, anlatmayayım. Yani orada benim adım geçmesin şeklinde. Küçük toplum psikolojisi nedeniyle bu tip şeyler var. Yani gizli işsizlik oranını da buna eklemek gerekir. Daha yüksektir diye düşünüyorum. Hı hı. Gençlerde de daha yüksektir. Yani %22'nin üzerindedir diye düşünüyorum. Bunlar işte dediğiniz gibi geçen gün lansmanını yaptığımız, tanıtımını yaptığımız iş bul portföyünde bir 6 ayla 1 sene sonra çok net olarak aynı zamanda bu da ortaya çıkacak. Yani bu iş bul ki bunun Avrupa Birliği'nde Europass olarak geçiyor. Evet. Türkiye'de iş kur diye geçiyor. Hı hı. Bizde de iş bul olarak başladı, çalışıyor. Günde 2-3 gün oldu işte, 3-4 gün oldu. 80-90 şey var, kayıt var ki çok güzel bir rakam. Bu yavaş yavaş tahmin ederim olması gereken boyuta erişecek. İşte burada 2 hatta 3 hedef var. Bunlardan bir tanesi iş arayanla işveren arasındaki hı hı. Bağlantıyı sağlayacak. Yani yaptırmış olduğumuz program tamamen iki tarafı
birbiriyle buluşturacak bir programdır. Yani işveren, ben mühendise ihtiyacım vardır. Efendim işte şöyle özellik isterim. Lefkoşa'dan olmasını isterim. Evet. Şöyle olmasını, böyle olmasını isterim. Siz ondan habersiz kendinizi oraya kaydederken ben Lefkoşa'dayım, mühendisim, iki dil bilirim, şudur budur filan. Program öyle bir ayarlanmıştır ki bu iki şeyi, isteği birbirine paralel gideni birleştiriyor ve buluşturuyor. Çok güzel. Yani bir anda işverenle iş arayan buluşuyor. Bu çok çok önemli. Gerçekten çok önemli. Bunu yaparken aynı zamanda biz önümüzdeki yılların gerçek anlamdaki projeksiyonu da ortaya çıkıyoruz. Tabii, yani tabii. İşçi sayısı nedir? Hangi vasıftadır? Yüksek öğretim bitiren gençlerimizin durumu nedir? Ortaokul bitirenlerin nedir? Lise, bunlar çok daha gerçekçi. Bir veri tabanı oluşacak. Bravo. Aynen öyle. Evet. Ve buna bağlı olarak da biz gelecekteki plan ve programlarımızı çok daha net yapacağız. Yani biraz önce dedim ya o gizli işsizler. İşte o gizli işsizlerin de tahmin ediyorum çok büyük bir kısmı online'la bu sisteme girecek. Çünkü bu sistem aynı zamanda kendini koruyan ve dışarıya bilgi sızdırmayan bir sistemdir. Yani Ahmet Mehmet yazdı, ben işte işsizim ve şu ama çekiniyor sağdan soldan duyulsun diye, duyulmasın diye. Hiçbir şekilde ama burada... Ama bu iş aramak bir... kötü bir şey değil ki. Toplum yani değil mi? Küçük toplum psikolojisinde maalesef bu var. Dolayısıyla iş beğenmeme. Yani, i̇ş beğenmeme. Tabii, evet o gün Başbakan Tatar özellikle vurguladı. Doğrudur. Yani neden kaynaklanır onu da söyleyeyim. İşte küçük toplum olma. Bakın Güney Kıbrıs'ta veya Londra'da veya başka bir ülkede gidip garsonluk yapabilirsiniz. Efendim bulaşık yıkayabilirsiniz. Ayıp değil ama Kuzey Kıbrıs'ta bunu yapmazsınız. Bakın şu anda Kuzey Kıbrıs'ta binlerce garson çalışıyor şeylerde. Belki de Kıbrıslı Türk sayısı ya 10'dur ya 15'tir ya 20'dir. Yani pek şey yapmıyoruz bu tip meslek gruplarına. Kendimize yakıştırmıyor muyuz? İşte acaba şimdi tabii şey baskısı da var, aile baskısı da var. Nasıl? Benim çocuğumu ben yollayıp orada garson yaptırtmam. Sonra gidecekler görsünler çocuğumu. Ya ne diyecekler? Ahmet Bey'in oğlu garson. Veya, bu da bir iştir sonuçta. O yüzden işte biz ara eleman yetiştiremiyoruz. Eksikliğimiz işte, hep orada. Yani bu sistemi kurarken aynı zamanda iki şey de çok önemli. Bunlardan bir tanesi eğitim. Bakın dünyada eğitim örnek aldığımız ülkeler nedir? Avrupa Birliği'dir, Amerika'dır, Kanada'dır, Avustralya'dır. Yani ileride olan gelişmiş ülkelerdir. Nedir bunlardaki sistem biliyor musunuz? %85 ortaokulu bitiren çocukların %85'i hatta bazen %90'ı bazı ülkelerde teknik okullara gidiyor. Tabii. %10 ile 15'i cimnazyum yani liseye gidiyor ve okuyor. Yani doktor oluyor, avukat oluyor vesaire. Bizde bunun tam tersi. Tam tersi. %85-90 lise, daha da acısı teknik liseyi bitiren de gider üniversitede öğretmen olur. Ya da efendim şu olur bu olur. Dolayısıyla biz öncelikle eğitim sistemini tekrardan bir çalışmamız, hatta dediğim gibi alaşağı etmemiz lazım. Bu bir. İkincisi o biraz önce dediğim toplum psikolojisini yenmemiz lazım. Nedir bu? Yani benim çocuğum, kardeşim amaç burada kazanmaksa, amaç aile geçindirmekse problem değildir. Orada da çalışabilir. Dünyanın her yerinde bu böyledir. O bir tarafta da çalışabilir. Şunu da yapabilir, bunu da yapabilir. Bu da toplum psikolojisidir. Bunu da işte basın yoluyla, bizlerin telkinleriyle, yazılı, görsel basınla bunu da sanal alemle yenmemiz gerekiyor. Çünkü bu da gerçekten ciddi bir sıkıntı olarak karşımızda duruyor. Evet. Peki bu arada mesela bazı gazetelerin ilan servisleri var. Hani Türkiye'de bilirsin işte sarı sayfalar diye geçer ya da işte Avrupa ülkelerinde de sarı sayfalar diye geçiyor. O zaman onlara pek ihtiyaç kalmayacak galiba. Hayır onlar devam etsin tabii onlar ki. Onlar devam edecek. Yani şu ana kadar belli ki ihtiyacı gideremedi. Yani hala daha bugün birçok insan, yani bir örnek vereyim. Hep bunu veriyorum çünkü en büyük hizmet alım alanı turizmdir bizde. Hizmet sektörüdür. Önemli bir otel zincirinin yönetim kurulu başkan yardımcısı 2,5 ay özel kalem aradı Kıbrıs'ta. 2,5 ay. Çok ciddi bir maaş ve ille Kıbrıslı birisi. Ben gördüm birisi, evet bazı gazetelerin şimdi söylemeyeyim. Ekonomi sayfaları özellikle var. Doğru. Bulamadım. Gördüm. 2,5 ay
bulamadı ve tesadüfen bir toplantıda tanıştırdıkları gayet iyi eğitim almış hanımefendi birisiyle tanıştılar ve ona teklif ettiler. Haberi mi yokmuş kabul... peki insanların? Bravo, oraya geleceğim. Haberi yok. İsteyenle arayanın birbirinden haberi yok. Mesele burada. Yani aranan çok ama arayanla arayanı bir şekilde buluşturamıyor. İşte bu iş bul dediğimiz portal bunu yani esas görevi budur. Ve dolayısıyla daha da ileri gidiyorum. Buraya ön izinle Pakistan'dan, Hindistan'dan, Türkiye'den, efendim Türkmenistan'dan, üçüncü ülkelerden çalışmaya geldi insan, çalışanlar. Geldiler, gittiler, bir yerde başladılar çalışmaya. Memnun kalmadı, işveren memnun kalmadı. İşçinin performansı düşük. Dedi ki hadi git, ben seni istemiyorum. 40 gün içerisinde işten ayrıldıktan sonraki 40 gün içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iseler eğer onlar da bu portala yapabilirler, kayıt yapabilirler. Bu şu demektir, kaçak işçiliği de aynı zamanda bu şekilde engellemiş olacağız. Yani siz annenize X ülkeden gelen bir bakıcı arıyorsunuz. Bu arada da birçok gelen ve bakıcı anlamında burada olanlar iş bulamadı veya buldu bıraktı ve geldiler ve bu portala müracaat ettiler. Siz de müracaat ettiniz. Program sizi buluşturacak. Ama normal olsa belki de siz bulamayacaksınız böyle birini. Şeyden getireceksiniz yurt dışından. Halbuki burada var. Çok güzel veri tabanı oluşacak. Aynen öyle böylece. Ve buradaki şeyi peki, efendim, de etkileyecek. Bu platformu, iş bulma platformu kimin uhdesinde? Yani bakanlığın mı? Tabii çalışma dairesinin bizim bakanlığımızın uhdesinde. Ve kontrol derken idaresi bizde tabii ki. Evet. Yani idaresi bizde olacak ama yapmış olduğumuz zaten program dediğim gibi kendiliğinden çalıştığı için birbirini iş arayanla işvereni de buluşturuyor. Evet. İsterseniz şeyi de vereyim. Adresi vereyim. isbul.gov.ct.tr isbul.gov.ct.tr Şimdi şu anda küçük harfle yazılıyor hepsi. Evet. Bu şeye girdikleri anda, adrese girdikleri anda iki şey çıkar, forum çıkar. Birisi iş arayanlar için, birisi işverenler için. İş arayansa eğer iş arayana basar düğmeye, online sistem yapılır. Bütün sorulara ve kendinin istediği şartları yazar. Bu şekilde böyle bir uyum varsa karşı taraftan da hemen buluşturur kendilerini ve tanışır, gider, oturur ve şey yapar. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Evet. Efendim merak ettiğimiz bir konu daha var ki özellikle asgari ücretli geçinen dar kesim insanları merak etti. Yılın ilk asgari ücretini belirleme konusunda Ocak ortalarının toplanacak olması. Toplandık bir defa. Toplandı yıl ama. Yıl sonu. Bu hafta tekrar bir daha toplanıyoruz. Şimdi bu arada asgari ücrette fon tartışmaları yaşanıyor. İşte işveren fon kullanılsın derken sendikalar işte sizin sürpriz olarak lanse ettiğiniz fondan eğer bu işte 200 lira ise biz bunu kesinlikle kabul edemeyiz diyorlar. Öncelikle bu işçilere ek ücret katkısı. Şimdi siz o toplantının açılışında dediniz ki bir müjdem var dediniz. Bir ama müjdem olacak. Olacak dediniz ama bunun ne olduğunu söylemediniz. Yani söylemeyeceğiz tabii. Kesinlikle. Ama sendikalar bunu fondan birikmiş yani, fondaki işi işçilere söylüyorlar, iddia ediyorlar. Evet. Peki bu sizin bakanlığınızın işverenlerin fikri mi? Bu ayrıca şunu da merak ediyoruz. Kimler bu fondan, bu şeyden işte müjdeden? Yani şöyle bu... Katkı ücreti diyelim. Şudur tabii önce... Kim, düz işçi mi yararlanacak? Bütün özel sektör hayır, mü? Hayır, sadece işçiler yararlanacak. İşçiler içindir. Çünkü maaşı alan işçilerdir. Şimdi önemli olan asgari ücretin ki bu da şekilleniyor yavaş yavaş rakamının ne olacağıdır. Bunu tabii ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tek başına verebileceği bir karar değildir. Burada Maliye Bakanlığı ile Sayın Başbakan'la hükümetin vereceği bir karardır. Bir de fonda 200 milyona yakın şimdi, bir mevduattan bahsediliyor. O ayrı. 263 milyon o ayrıdır. Evet. Şimdi biz burada hayat pahalılığının %3 kusur olması, 3,6 yanılmıyorsam olması ve şeyin de endekslenmesi oraya asgari ücretin rakamın özellikle işçi kanadı açısından çok da tatmin edici olmadığı görüntüsü var. Dolayısıyla öncelikle biz nasıl bir
rakam ortaya koyabiliriz. Bunun çalışması için de şu anda. Bugün yarın tekrardan biz kendi içimizde bir görüşme yapacağız. Hafta sonuna doğru büyük ihtimalle Perşembe veya Cuma tekrardan asgari ücret komisyonu toplanacak. İkinci toplantısı yapacak. Ay sonuna kadar şekillenir diye düşünüyorum. Yani hı hı. Ay sonuna doğru bu iş biter. Bu arada çıkacak olan bu neticelere bağlı olarak rakamsal şeyi, eğer kabul edilebilir bir veya zorlanacağımız bir rakamsa buraya biraz önce dediğim gibi bazı katkılar yapılabilir diye düşünüyorum. Ha bu tabii ki işverenle, yani biz kendi açımızdan hazırlamış olduğumuz sürpriz dediğimiz olayın çalışması bittikten sonra hı hı. işverenle ve işçi kesimiyle bunu toplantıda tartışacağız. Ha derlerse ki hayır biz vermiş olduğunuz sürprizi reddediyoruz, istemiyoruz. Biz de bunu halkla paylaşacağız. Diyeceğiz ki buydu vereceğimiz ama bunu iki kesim veya bir kesim kabul etmedi. Bilginiz olsun şeklinde. Yani ille de bu hazırlayacağımız şeyin olma zorunluluğu yoktu. Eğer taraflar hayır biz bunu reddediyoruz diyorlarsa yapacak bir şey yok tabii ki. Ama benim aldığım duyum çok da red şeklinde görünmüyor. Ama tekrar söylüyorum. Herhalde yarın bir bu konuyla ilgili bir toplantımız olacak. Hı hı. İlgili bazı arkadaşlarla. Burada şekillenir diye düşünürüm yarın. Daha sonra hemen Perşembe, Cuma'da tekrardan ikinci toplantı yapacağız. Tahmin ederim dördüncü toplantıda geçen defa olduğu gibi yani ay sonuna kadar bir şekil ortaya çıkacak. Bu aynı zamanda yeni asgari ücreti belirlenmiş olacak. Tabii canım tabii. Aynen. Evet. Hı hı. Şimdi Hürriyet Başkanı diyor ki fonda diyor yerli istihdam, genç evet. kadın, engelli istihdam hı hı. için kullanacaksa biz bunu destekleriz diyor. Hı hı. Evet. Ama aksi takdirde bunu destekleriz. Başka nerede kullanacaksınız? Nerede kullanacaksınız? İşte, biriktikçe birikiyor yani, fondaki bu paralar. Bu tabii ki adı üstünde. Biraz da değil mi? İşçileri de mutlu etmek gücü, gerekiyor tabii, herhalde. Yerel iş gücünü evet. desteklemedir bu. Ve evet. yerel iş gücü desteklenecek burada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları desteklenecek. Yapılacak bir destek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına yapılacak. Ha, üçüncü ki. Ülkelerden aynen. gelenleri kapsamıyor. Aynen, o olabilir. Çok önemli ayrıntı tabii bu. Ki, tabii ki. Sadece kendi yerli vatandaşını. Tabii. Evet, bu çok önemli gerçekten. Şimdi yani şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde, Güney komşumuz da dahil. Tabii zaten ki herkes kendi vatandaşını düşünecek. Yani ben şimdi kendi vatandaşımı düşünmüyorsam o zaman bende bir sorun var demektir. Çok önemli bir detaydır tabii bu. Tabii ki biz burada yerel iş gücünü destekleme anlamındadır attığımız her adım. Yerel evet. iş gücü dediğinizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Evet efendim. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki, herhalde biraz karıştırdı bu izleyicimiz şeyi. Şimdi biz var olan fondan normal şu an çalışanlar, asgari ücretli kişilere bir destek. Bakalım daha ben bir şey demiyorum. Ha, şu anda bir şey yok. Bir şey yok. Ben çalıştığımızı söylüyorum. Evet. Üzerine çalışıyorsunuz. Yani herhangi bir şekillenmiş bir durum yok. Evet. İnşallah o işte bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta başına kadar evet. yani 10-15 gün içinde ay sonuna kadar şekillenir. Bunu teklif olarak sunacağız. Kabul ederler veya etmezler. Tabii o ayrı bir onların takdirine kalmış bir şey. İzleyicimiz diyor ki işsizlik maaş alımı Türkiye'de çok suistimal ediliyor. Aynen, bunu önlemek için ne düşünmekte? İşte zaten bu bahsettiğim konu da budur. Yani evet. o suistimali de aynı zamanda önleyecek şekilde kayıt ve kuyudu tam olarak tutulan ve biraz önce dediğim kurallar çerçevesinde yapılacak bir çalışmadır. Evet. Efendim bir de önemli bir konu daha var ki dün yazılı basında çıktı. Hı hı. Vatandaş geleceği için biriken ihtiyaç sandığındaki evet. parasını günü kurtarmak için çekiyor. Hı hı. İşte nedir? Eksiği gediği vardır. Onu kapatmak için alıyor. Hatta yılbaşından bugüne kadar 700 kişi başvurmuş. Arttı şu anda 900. Arttı oldu. Şu anda yılbaşından beri. Evet, evet. Hatta dün çıkan bir şeydi haberdi bu. Şimdi kimler başvurabilir ihtiyaç sandığına? Yatırım olanlar tabii ki. İhtiyaç sandığı genel müdürü orada bazı kıstaslar koydu Sayın Yaylalı. Yaylalı evet. İşte diyor ki 50 yaşını doldurmuş, 25 yıl yatırım yapanlar, işten ayrılıp 6 ay işsiz kalanlar ve durumuna bakılmaksızın 55 yaşın üzerinde olup yatırımlara tam olanların bu kurumdan yararlanabileceklerini söylüyor. Veya belli bir seviyenin üzerinde borcu olmayanlar, kuruma borcu olmayanlar. Ha. Yani daha önce çekmiş, ama avans almış. Ama af oluyor değil mi? Şeyle ilgili, ihtiyaç sandığıyla ilgili. Örneğin 50 bin lira çekmiş,
bu ödemede sıkıntı vardır. Evet. Şimdi böyle bir şey istediği anda onun hesabı yapılır. Bazısında maalesef sıfır çıkar. Yani bir şey ödenmez onlara. Çünkü borçları vardır. Ama öyle bir durum da var. Diyelim ki... AFF'la bunun bir alakası yok. Vatandaş... Bu tamamen ihtiyaç sandığına yönelik her yıl yapılan AFF demiyorum. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Şimdi benim de başıma geldi. Bakın ben de bir vatandaş olarak bunu daha önce çektim. İşte bundan ne zaman? 2013'te falan. Hı hı. Ondan sonra bir kısmını ben yatırdım. Ondan sonra yatırmadım. Tamam. İşte bu da benim hatam oldu. Tamam. Şimdi herkes benim gibi bu şekilde olabilir yani. Tamam. Baktığınızda. Bu yatırmadığınızı. Yatırmadık ama gittim tekrar başvurmak için. Tamam. Siz dedi cezaya düştünüz dedi. Tamam işte. Siz dedi ancak da 2020 Şubat'ında dedi. Hı hı. Tekrar başvurabilirsiniz. Evet, evet. Yani belli birkaç sene sizi böyle bir cezaya sokuyorlar. Belli, yani alamama cezası. Tabii ki işte. Yani ödenemiyorsa, evet. Yani yaptığınız anlaşma çerçevesinde ödemelerde sıkıntı ortaya çıkıyorsa, biraz önce işte bahsettiğim oydu. Evet. Tabii böyle ödememe veyahut da belli bir süre sonra yatırımlarınızın devam etmesi ön koşuluyla ödeme şeklinde uygulama var. Doğrudur. Bir izleyicimiz diyor ki Türkiye'de belli bir işçi sayısının üzerinde olan iş yerlerinde engelli çalışması mecburi. Hı-hı. Orada nasıl olacak? Bizde yasası var mı? Tabii 25'te 1'dir devlette. Özellikle evet. Böyle bir şey yok. 25'te 1 de devlettedir. Her 25'e bir engelli vatandaştır. Ama biz özelde farklı bir şey yarattık. Bir tüzük geçirdik bundan 3 ay önce ki işlemeye de başladı bu. Şöyle ki... engelli bir vatandaşımız özel sektörde çalışacaksa eğer biz asgari ücretin %80'ini yaklaşık %80'ini biz veriyoruz bakanlık olarak. İhtiyaç sandığı sosyal sigortasında 48 ay biz veriyoruz. Ve bir de çalıştığı iş yerinden alacağı rakam da alt alta konduğu zaman asgari ücretten bahsediyorum. Farz edin ki asgari ücret alıyor engelli bir vatandaşımız. Bizim vereceğimiz katkıyla 5600 Türk lirasılık bir maaşa denk geliyor. Evet. Artı ihtiyaç sandığı sosyal sigortasında 48 ay biz ödüyoruz. Yani biz üstleniyoruz engelli vatandaşımızın. Böyle bir kolaylık getirdik. O konuda da yavaş yavaş bir hareket başladı. Hı hı. Yani engelli vatandaşlarımız özel sektörde de iş bulmaya bu şekilde, bu kurallar çerçevesinde başladılar. Tabii ki şöyle bir yanlış anlaşılma var. Efendim işte ben özel sektöre gittim veyahut da beni hükümet özel sektöre itiyor ki devlet almasın. Alakası yoktur. Özel sektörde çalışır. Eğer devlette böyle bir şey açılırsa 25'e 1 oranında engelli vatandaş istihdamı açılırsa herkes gibi özelde çalışanların da aynı haklara sahiptirler, müracaat ederler ve gireceklerse devlete girerler. Evet. Yani bir dezavantaj yaratmıyor. Efendim şimdi engelli vatandaş derken bunu açılımını da yapmak gerekiyor. Çok kolay, tanıma. Çok kolay. Gerçekten Burhan şimdi... Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki kuruldan engelli raporu alanlar için geçerlidir bu. Yaklaşık 6000 vatandaşımız var. 6000 vatandaş ve engelli. Evet. Ama bunun içerisinde böbrek hastaları da engelli şeyine giriyor. Engelli kategorisine doktorlar tarafından kurul karar veriyor onlara. Kurul kararıyla engellidir raporu olanlar için geçerlidir. Yani olabilir. Efendim işte çok çalışamaz, güneşin altında çalışamaz. Bunlar geçerli değildir. Bunlar rapordur, evet. Doktor raporudur. Orada benim bir otorite var. Tabii. Orada bir kurul vatandaş var. Vatandaş çıkıyor aynen, oraya. Aynen. Onlar karar veriyor. Bütün kim dosyalar engelli inceleniyor. Aynen öyle. Oradaki evet. Doktor arkadaşların hepsinin imzasıyla bir puanı var bunun. O puanın üzerine düştüğü anda otomatikman engelli kategorisine giriyor. Evet. Kural bu. Peki devlet kurumlarında engelli vatandaşlar var mı? İstihdam yeterli mi? Hayır. Bir de siz az önce dediniz ki özel sektöre de bir kaydırım olması gerekiyor. Hı-hı. Onun kıstası nedir? Yani. Özelde kıstas şudur, gider müracaat eder. Bakın biraz önce dediğim işte iş bul, bu işe de yarayacak oturduğu yerde. Yani öyle engelli vatandaşlarımız var ki dört duvar arasında dışarı çıkmıyor, evinden dışarı çıkmıyor ama eğitimiyle, yeteneğiyle, bilgisiyle birçok şeyi de ilgili sektördeki çalışanı da inanın cebinden çıkarır. O derece eğitimli çocuklar var. İşte bunların bu online sistemle dışarı çıkmadan başvurup özel sektörde iş bulma imkanı da aynı zamanda daha da kolaylaştırılmıştır. Bu şekilde olması nedeniyle. Evet. Artı bizim o bahsettiğim, verdiğimiz katkı, artı
İşveren için de şu avantaj vardır. Zaten ihtiyaç sandığı sosyal sigortasını ben ödüyorum çalışan. Dolayısıyla işverene bir ek külfet değildir. Ek külfet tabii. Yok. Evet. Özel şeyde devlette yanılmıyorsam son 12 yıldır herhangi bir istihdam yok. Engelli istihdamı yok. İnşallah bu yıl bütçe açıldıktan sonra tahmin ediyorum bütçe açıldıktan hemen sonra tekrardan yasaya girecek Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle ama Nisan ayının sonundan itibaren devlete alınacak olan kadrolu personelde 25'e 1 oranının uygulanacağını söyleyebilirim. Evet. Efendim şey konusu da var. Yine biraz popüler konulardan gidiyoruz. Geçtiğimiz hafta yine sel baskınları oldu. Bazı işte devlet çalışanlarına idari izin verildi. Bazıları değil hepsine izin verildi. İki saatliğine. İki saatliğine. Evet. Tabi bu arada sosyal medya ikiye bölündü. Efendim devlet çalışanlara izin var da niye özel sektörü yok şeklinde. Başbakan Tatar da açıkladı. Kardeşim dedi benim özel sektöre dedi izin verecek yetkim var mı diye sordu. Şimdi bu olağanüstü durumlarda böyle zamanlarda hep devlet çalışanlarıyla özel sektör zaman zaman kutuplaşabiliyor. Onlara da mesela bir ayrıcalık tanınamaz mı? Böyle yani özel olağanüstü felaketler olmasın. Evet. Hiçbirimiz istemeyiz tabii böyle bir şey olmasın ama. Yani orada bir kargaşa oldu. Bir bilgi kirliliği oldu. Tabii. Yani o gün geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam bize saat 1.30 veya 2 gibi 1.30'du emin değilim tam. Başbakanlıktan bir talimat geldi. Evet. İdari izin 2 saat. Zaten 1-1.5 saatlik bir çalışma süresi kalmıştı. İdari izin şeklinde ve bir gün sonra da okullar tatil olacaktı. İdari izin değil. Hı-hı. Bir baktık sanal aleme artı belli haber sitelerine. Efendim işte şeyler idari izine girdi. Devlette çalışan memurlar yani ertesi gün yani okulların tatil edileceği gün o kavram kargaşası yarattı. Veya birileri özellikle ateşe benzin döktü. Sırf gene tartışma olsun. Yani tabii şok olduk bana gelince bilgi. Bir girdim baktım haber sitelerinin bir kısmında bu şekilde yanlış bir bilgi veriyor. Ve vatandaş yine yanıltılıyor. Hemen yahu dedim acaba benim haberim olmadan böyle bir karar mı üretildi? Bakanlar Kurulu sekreterini aradım. Dedim ki böyle bir durum mu var? Yani işçiye de mi böyle bir şey üretildi vesaire? Yani bir yok dedi öyle bir durum yok. Biz de şaşkınlıkla izliyoruz. Onun üzerine hemen biz de tabii ki karşı bilgilendirmeye geçtik ve haber sitelerini arayıp böyle bir şeyin yanlış olduğunu, böyle bir bilgi, böyle bir kararın olmadığını, verdiğiniz bilginin kafa karıştırıcı ve yanlış olduğunu ifade ettik. Doğrusu büyük bir kısmı o bir saatin içerisinde tekrardan geriye çektiler. Yani o haberi değiştirdiler. Ama hala o gün akşama kadar belli gruplar yani belli grupların zaten belki siz de farkındasınız amacı farklı. Yani kaos yaratmak, efendim şey yaratmak yani bundan ne mal alan hani küçük zümreler var. Amaç hani üzüm yemek değil bağcığı bölmekti. Onlar devam etti bu şeye ama ertesi gün memurların gelip işbaşı yaptığını görünce tabii saman alevi gibi söndü gitti. Yani orada tamamen bir farklı dezenformasyon olayı yaşandı. Ama dediğim gibi özellikle haber siteleri o hassasiyeti gösterdi ve biz kendilerini uyardığımız anda belli bir kısmını hemen haberi düzelttiler. Ama bir kısım küçük dediğim gibi kargaşadan nemalanan kaostan beslenen şeyler. Evet. Onlar devam etti. Ertesi gün tabii onların da söndü şeyi. Bayılırlar öyle şeye zaten. Maalesef. Efendim isterseniz şeye de konuşalım. Malum Nisan ayına az bir süre kaldı. Evet. Ama siz eğer bakanlığınızla ilgili başka çalışmalar varsa lütfen onu da isterseniz şey yapın. Çünkü başka konuya geçeceğiz. Yok geçelim yani geçelim. Biraz da gündem şey yapalım takip edelim. Şimdi konu geçtiğimiz günlerde hükümet ortakları İstanbul'a günübirlik ziyareti gittiler, temaslar yaptılar. İşte Türkiye Cumhurbaşkanı'yla görüştüler. Bazıları da bunu köşelerinde yazdılar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki partinin de liderleri ikinci tura kalırsa birbirlerini destekleyeceklerini. Bunu Başbakan Tatar'ın demiş ki evet desteklerim. Peki ben ikinci tura kalırsam ey Özersay sen beni destekler misin sorusuna Özersay'ın sessiz kaldığı yönünde böyle bir iddialar yazıldı. Siz bunları nasıl yorumlarsınız? Bu ziyaretin içeriği neydi? Aslında Türkiye'nin
Zaten Başbakan da söyledi bunu. 2019 yılı için işte Kuzey Kıbrıs ayırdığı kaynağın 170 milyonluk bir dilimi daha serbest bırakıldı. Neler diyeceksiniz? Bu ziyaretle ilgili çok şey yazıldı, söylendi. Hala yani o kaostan beslenmeye çalışanların aslında bir yerde elinde patlıyor bu tür şeyler. Vallahi 100 yıllardır Kıbrıs'ın hem güneyinin hem kuzeyinin öne çıkan iki özelliği vardır. Birisi dedikodu, birisi de sivrisinek. Bundan kurtulamadık. Demek ki genlerimize işledi, öyle anlıyorum ben. Seviyoruz, dedikoduyu seviyoruz. Dedikodu üzerinden yeni dünyalar yaratmayı çok seviyoruz. Yapımızdır bu, yani bu şey değil. Artık öyle bir duruma geldik ki kabulleneceğiz. Çünkü demek ki genetik şifremizde böyle bir durum var. Seviyor yani toplum. Güney de aynı şekildedir. Seviyor ya, dedikoduyu seviyor. Bu kadar basit. Dolayısıyla yapacak herkes dedikodusunu, gülüp geçeceğiz. Şimdi tabii ki bu ziyaretler belli aralıklarla yapılır. Daha önce de Başbakan ve Başbakan Yardımcısı birlikte Ankara'yı ziyaret ettiler, İstanbul'u ziyaret ettiler. Burada daha ziyade ağırlıklı siyasi ve tabii ki ekonomik konular görüşüldü. Bu arada doğal olarak Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de bir konuşma olmuştur. Ama herhangi bir şekilde bir yönlendirme ve herhangi bir şekilde şöyle olacak, böyle olacak diye bir durum yok. Şimdi Sayın Kudret Bey, bilemiyorum, eğer böyle bir şey dediyse bana göre doğru bir şey yapmadı. Çünkü sonuçta koalisyon ortağısınız ve burada Ersin Bey o büyüklüğü göstermiş ve demiş ki eğer böyle bir aksi bir durum olursa biz tabii ki destek veririz. Aynı şeyi, o tavrı, olgun tavrı beklemek lazım. Eğer tabii ki, tekrar söylüyorum, bu doğruysa, onu bu arada söyleyeyim. Hı. Ama şu var, örgütlü bir partinin vereceği ve alacağı karar çok daha önemlidir. Örgütü olmayan esasında partilerde alacakları kararın çok fazla bir etkisi olacağını da ben daha önceki tecrübelerimden de fazla bir etkisi yok. Yani örgütünüz varsa, örgütleriniz varsa, örgütlüyseniz, yani Ulusal Birlik Partisi gibiyseniz anlamı vardır bu konuşmaların. Aksi hali köksüzlük olur. Yoktur zaten. Köksüzlük olur. Tabii canım. Örgüt yoksa, herhangi bir şey yoksa, siz istediğiniz kadar parti yönetimi olarak efendim işte şunu destekleyelim, bunu yapalım. 3-5 kişi yönetimden belki şey yapar ama taban yoksa, örgütsel yapı yoksa hiçbir anlam yoktur. Dolayısıyla bana göre bunun tartışmaya bile çok değeri olduğunu zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi, yani burada eğer Ulusal Birlik Partisi evet biz şunu yapacağız dediğinde ciddidir. Çünkü örgütsel yapısı buna müsaittir ve beraber hareket etme kapasitesi söz konusudur ve ciddi bir yüzdeliktir. Ama diğer partilerde, özellikle yeni partilerde bu örgütsel yapının doğrusu tam oturmadığını ve birlikte hareketin oldukça güç olduğunu geçtiğimiz dönemlerde de zaten yaşadık. Bana göre çok anlamı yok, öyle düşünüyorum. Peki ne olacak şimdi? Hükümetin küçük ortağı çıktı, ben bağımsız olarak çıktım dedi. Ama bir taraftan da bir ayağı partide, bir ayağı dışarıda gibi durum hasıl oldu. Yani bunu nasıl karşılarsınız? Vallahi Fedan Hanım, büyük ortağın bir bakanı olarak. Ben şunu söyleyeyim, bizi ilgilendirmiyor. O tabii ki küçük ortağımızın kendi iç meselesidir. Biz kendi yolumuza bakalım. Biz kendi işimizi düzenleyelim ve kendi çıkaracağımız cumartesi adayımızın arkasında topyekün, firesiz duralım. Yani ben hep şunu söylüyorum. Ulusal Birlik Partisi tabanı 2020 Nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığını tayin edecek büyüklükte ve güçte bir tabandır. Dolayısıyla bize düşen görev de bu tabanı hareketlendirme, bu tabanı motive etme. Bu taban dediğiniz aşağı yukarı %30 plus'tır. Bakın, yani tabanın hareketlenmesiyle ve bir olmasını sağladığınız andaki bu Ersin Bey'in arkasında sağlanacak, ben öyle görüyorum. İnanın 10 adım önde başlarsınız. Ve daha sonraki süreçte de alacağınız etraftaki kararsız efendim oylar, karar verilmemiş, böyle ben hep şey derim, daha ziyade daha entel kesmin içinde olduğu bir geniş kitle vardır. Oradan çekeceğiniz oylarla da bu işi göstersiniz. Dolayısıyla bizim burada efendim o ne yapmış, bu ne yapmışın ötesinde biz ne yapacağız? Biz nasıl bir program çerçevesinde çalışacağız? Biz kendi bizim örgütlerimizi, ki tekrar söylüyorum,
tartışmasız en güçlü, bunu muhalefet ve rakip olarak bizi gören örgüt şeyler, partiler de çok net söylüyorlar. Ulusal Birlik Partisi'nin örgütlenmesi hiçbir partide yok. Dolayısıyla bizim ilk etapta ve hızlı bir şekilde örgütleri canlandırmamız, o motiveyi sağlamamız lazım. Ondan sonrası kendiliğinden gelir ama Ulusal Birlik Partisi'nin bir özelliği vardır. Dizel motora benzer. Daha böyle seçime yaklaştıkça hareketlenir ve hızlanır. Evet. Tahmin ederim bu süreçte de aynı olacak. Ama dinamik bir parti. Şu aynen öyle. Ama şunu da söylemek istiyorum. Çok çalışmamız lazım. Organize çalışmamız lazım. Plan program çerçevesinde çalışmamız lazım. Bunlar yerine getirilirse ben rahat bir şekilde Cumhurbaşkanlığı'nın Ulusal Birlik Partisi adayı Ersin Tatar'ın, Sayın Ersin Tatar'ın kazanacağı bir yarış olacağını düşünüyorum. Evet. Efendim az önce böyle bazı işte hani olası şeylerde zaten bir anket tekrar olacak değil mi? Tabii anket olacak ama bakın yani kamuoyuyla bunu da herhalde basına yaklaştıkça ama bunlar. Ben size daha ama önce şeyi sormak isterim tabii. Ben. Şimdi siz yılların siyasetçisiniz. Üç aşağı beş yukarı bir kafanızda böyle bir olaylar oluşmuştur. Hani işte böyle ikinci tura kalınırsa işte nereden oy gelebilir? Evet. Siz az önce böyle daha entelektüel aydın kişiler dediniz. Yani bunu şeyde o yüzen gezen oylar da tabii bunu belirleyecek aslında. Zaten onlardır. Bunun hep aslında bir matematiksel hesabı yapılıyor tabii, değil mi? Tabii ki. Yani şimdi belirleyin. Bakın şeye bakacaksınız. Üç aşağı beş yukarı genel seçimlerdeki karma oylara kararsız yani gitmeyen sandığa gitmeyen oylara bunları topladığınız zaman işte biraz önce bahsettiğim o ortada olan oylardan bahsedersiniz. İşte bunlardan kim daha fazla kendi hanesine çekerse taban oylarının üzerine koyarsa onun tabii avantajı daha fazla olacak. Onun için diyorum çok organize ve çok şey yani şunu bilmemiz lazım. Ulusal Birlik Partisi kendi oylarıyla, kendi gerçek oylarıyla geleceği rakam en fazla %40'lar civarıdır. Ama bizim %50 plus'a ihtiyacımız var. Bu ne demektir? Bizim en az %10, 15, belki 20, işte bu biraz önce söylediğim kesimlerden almamız gereken oylar vardır. Dolayısıyla burada algı çok önemli. Basını kullanmak, kendini ifade etme anlamında çok önemli. Sanal alemi kullanmak çok önemli. Yani artık şey dönemi bitti. Gidip efendim çemberlerde bayrak sallama. Miting meydanlarında konuşmak bunlar, artık bu dönem artık bitti. Aynen bitti. Beğensek başka bir dönemdeyiz. Beğenmesek de artık başka bir dönemdeyiz. Aynen kesinlikle. Öyle. Bütün şey haber ve hüner işte bu küçük telefonlardadır. Ve tabii ki algıdır. Bakın yapılan dünyada yapılan araştırmalarda seçime genelde 1-2 ay kala zaten 3 aşağı 5 yukarı rengi ortak. Belli olur. Sizin yaptığınız tüm propagandalar %2,5'la 5 arasında artı veya eksi getirir. Demek ki o algıyı yaratmamız gerekiyor. Yaratılıyor da doğrusu. Algıyı yarattıktan sonra yapacağımız son dönemdeki şeyde %2,5, 3 hadi bizim ülkemizde 5-6 olsun. Böyle bir rakamı da üzerine kor. Ama esas olay algıdır. Hep altını çiziyorum. Bu konuda çok ciddi çalışma ve efor sarf etme gerekir diye düşünüyorum. Efendim siz de önünüzde bir şemalar görüyorum. Şimdi ben burada onu isterseniz. Tabii yani şunu söyleyeyim. Yani tabii rahatlatma anlamında söylemeyeceğim. Çalışmamız gerekir ama baktığınızda Ulusal Birlik Partisi'nin ve Ulusal Birlik Partisi'nin adayının yani Sayın Ersin Tatar'ın temsil ettiği fikirler, savunduğu fikirlerin toplumda çok ciddi boyutta bir albenisi olduğunu son yapılan iki büyük anketin ortalamasını aldığımızda ortaya çıkıyor. Türk askerinin adadan gitmesini istiyor musunuz? %85,5 hayır diyor. Gitmesini istemiyoruz. Rum tarafının çözüm istediğine inanıyor musunuz? %87,1 hayır diyor. İnanmıyoruz. Kıbrıs'ta Türk ve Rum tarafları arasında bir anlaşma olacağına inanıyor musunuz? %82,6 inanmıyoruz diyor. Bu çok önemli. Kıbrıs sorununun nasıl bir çözüm önerisi getirilmelidir dediğinizde iki ayrı devletli çözüm %78,6. Rumlar Konfederasyon
%5,1, ikisini topladığınızda %83,7'lik bir rakama ulaşır. Yani bu ve yarın seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz? Ulusal Birlik Partisi %40'ların üzerinde bir oy. Şimdi bunları niçin söylüyorum? Bunları alt alta koyduğunuz zaman eşittir Ulusal Birlik Partisi. Evet. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin tezleri aslında bir yerde. Halkın da tezi olmuş bu aynen şekilde. İşte. Fikriyatı çok, olmuş. Bravo. Aynen evet. Öyle. Demek ki Ulusal Birlik Partisi'nin şu anda temsil ettiği birçok konu halkın zaten kendisinin de kabul ettiği konulardı. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi'ni temsil edecek olan Cumhurbaşkanı adayı yani Ersin Bey'in esasında kendini ifade etme anlamında büyük bir sıkıntısı yok. Çünkü zaten halk işte bu rakamlar tekrar söylüyorum iki tane isim vermeyin burada ama iki tane en büyük şirketin yapmış olduğu anketlerin ikisinin ortalaması alındı ve bu rakamlar çıktı. Şimdi dolayısıyla bu bir avantaj. Kime? Bize bir avantaj. Yani Ulusal Birlik Partisi'ne büyük bir avantaj. Şimdi biz bakın ne dedik? %40 dedik. Biraz önce dedim ya. Hı hı. Demek ki biz hala daha %50'yi aşabilmemiz için en az %10-15'lik bir şeye oya daha ihtiyacımız var. Dolayısıyla bir taraftan tabanı hareketlendirirken ki bu dün itibariyle Lefkoşa ve diğer ilçelerde çalışmalar başladı. Genişletilmiş toplantı, yoğun katılımlı toplantılar oldu ilçelerde. Bu akşam Geçitkale'deyiz saat 19'da. Yani Ulusal Birlik Partisi bu hareketlenmeyi ve motivasyonu çok iyi beceren bir parti. Dolayısıyla ardı ardına haftada 3 ilçede olmak üzere 2 haftada 6 ilçeyi bitiriyoruz ilk etapta. Yani bu örgütlere yönelik bir hareketlendirme. Ve arkasından hemen çalışmalar ve ziyaretler yoğun bir şekilde devam edecek. Peki. Ve biz o ortada dediğim oylara da nasıl bir şekilde etki edeceğiz ve oyları kendi adayımıza çekeceğiz. Ayrı bir çalışma da onun için yapılması gerekiyor. Yani iki ayrı kulvarda gitmek lazım. Hı hı. Kendi tabanın, kendi partin ve ikincisi de ortada evet. gezen, hala daha kime oy vereyim şeyi olan, evet. düşüncesinde olan kesme de hitap edeceğimiz yeni çalışmaları ortaya koymamız lazım. Efendim ziyaret derken ziyaretçileriniz oldu geçtiğimiz hafta. İşte YDP sizinle evet. bir görüşme evet. yaptı partinizle. Evet, evet. Çatı adaylık konusunda. UBP nasıl bakar bu olaya? Yani Ulusal Birlik Partisi'nin adayı zaten çatı adaydır. Yani şu anda bakın %40 bahsettiğimiz partiler %5'lerde, 8'lerde, 9'larda. Yani şimdi %40 kusur oyu olan bir partinin %6'lık, 8'lik, 9'luk oyları olan partilerin ortaya koyacağı bir çatı adayı desteklemesi söz konusu değildi. Kendi adayını destekler. Normalde aklın yolu şudur. Eğer gerçekten ülke için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ve biraz önce saydığım özellikleri de taşıyan bir başkan adayı için esasında bu küçük partilerin de gelip destek vermesi gerekir. Aklın yolu bunu emreder. Evet. Çünkü burada bakın bu seçimler, bu Cumhurbaşkanlığı seçimi bundan önceki seçimlerden çok daha önemlidir. Hatta şunu söylerim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Kıbrıs Türk halkının geleceğinin tayin edileceği bir seçimdir. Hı-hı. Bakın geleceğinin hayati önemi var. Neden? Geçtiğimiz dönem Cumhurbaşkanı seçimlerine karakteristik evet. olarak da bir farklılık var. Şu anda Kuzey Kıbrıs içerisinde bulun işte Doğu Akdeniz'de işte o kadar savaş aynen gemilerin öyle, öyle. Dolaştığı ateş çemberi içerisindeyiz. Gerçekten kolay içerisindeyiz değil. Ve evet. dediğim gibi bir kere Türkiye ile iyi ilişkiler olmak zorundadır. Bunu yapabilecek, başarabilecek bir Cumhurbaşkanının önümüzdeki dönemde başımızda olması gerekir. Birinci husus bu. İkincisi istişare anlamında yine aynı şekilde Türkiye bacağıyla ciddi boyutta istişarede sıkıntı çekmeyen, kendini bir şekilde rahat ifade edebilen bir başkanın orada olması lazım. Çünkü etrafımız dün İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla savaş gemisinin bulunduğu bölge olarak geçiyor şu anda Doğu Akdeniz bölgesi. Bir taraftan hidrokarbon, diğer taraftan Suriye'deki iç kargaşalar. Libya'da ayrı bir olay. Efendim İran, Irak'ın durumu söylemeye gerek yok. İşte bu koşullarda burası
Orta Doğu'nun tam göbeği, yani batmayan bir uçak gemisi. Dolayısıyla Kıbrıs, önemi bir kez daha korkunç artmış bir önemi durumda. Var. Dolayısıyla burada ve tabii ki özellikle hep ben şunu söyledim. Yeraltı zenginliğinin veya zenginliğin olduğu ülkelerde maalesef gelişmiş güçlü ülkeler huzur bırakmıyor. Bugün İran aynı belanın içerisinde. Irak aynı şekilde. Suriye aynı şekilde. Libya aynı şekilde. Yani petrol zengini olan ülkelerde, Müslüman ülkelerde bir kargaşadır gidiyor. İşte şu anda Kuzey Kıbrıs'ta, daha doğrusu Kıbrıs'ta da hidrokarbon zenginliği nedeniyle ciddi boyutta iç kargaşaya doğru itilmeye istenen veya bu yönde çaba harcama ihtimali olan büyük güçlerin çevrelediği bir bölgedeyiz. Onun için bizim tek güvendiğimiz, bizi karşılıksız olarak tarih boyunca olduğumuz günden bu yana Kıbrıs'ta hep beraber hareket ettiğimiz, destek aldığımız, Allah'a şükürler olsun, 82 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti var. Dolayısıyla bizim bu seçeceğimiz Cumhurbaşkanı'nın, tekrar altını çizerek söylüyorum, bu zor kritik dönemlerde, ki şu anda o dönemden geçiyoruz ve geçeceğiz belli ki önümüzdeki süreçte. Tam bir darboğaz. Aynen öyle. Evet. Böyle bir yeni cumhurbaşkanının görevde olması Kıbrıs Türk halkının da bir açıdan hem sigortası hem geleceği anlamında bana göre büyük bir rol oynayacaktır diye düşünüyorum. Efendim 18 Ocak Ulusal Birlik Partisi için önemli bir tarih olacak. Ne olacak 18 Ocak'ta? Şimdi, bir şölen havasında mı olacak? Nerede olacak? Hemen söyleyeyim. Yani şöyle, tabii burada bizim tüzük gereği parti meclisimiz karar verir. Kimin aday olacağına. Yani resmiyet kazanması anlamında parti meclisinin toplanması lazım. Dolayısıyla 18'inde o prosedür yerine getirilecek. Cumartesi günü saray önünde, bizim için orasının anlamı çok büyük. Kesinlikle. Merkezimizde saat 2'de 14'te parti meclisi toplanacak. Bu arada örgüt başkanları, efendim seçilmiş belediye meclis üyeleri, yine Ulusal Birlik Partisi tabanının tabii ki orada olması, o kalabalığı ve güç gösterisini orada göstermemiz en azından rakiplere daha ilk adımdan bir gözdağı verme anlamında, işte biz buradayız, biz biriz'i gösterme ve yaşatma anlamında tabii ki bir artı getirecek. O şekilde de olacak yani şu anda aldığımız geri dönüşümler yüksek bir katılımın olacağı ama kararın da parti meclisi tarafından oy birliğiyle alınacağı tüzük gereği bir gerçek var. Onu yaptıktan sonra zaten 18'inde resmen açıklanır. O zaten açıklanır. Prosedür gibi bir şey olacak. Tabii canım. Tabii evet. Tabii. Ve arkasından da artık çok yoğun ben şunu söylüyorum. Bu seçim önemli bir seçim. Bu seçimde sadece benim sizin gidip oy vermemiz yeterli değildir. Bu seçimde komşumuzu, yaşadığımız mahalledeki insanları da biraz önce özellikle altını çizerek söylediğim kritik süreçlerden geçecek olan Kıbrıs Türk halkının yeni cumhurbaşkanının belli konularda farklılık göstermesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içinde olması gerekiyor. Kendi toprağını, kendi menfaatlerini, kendi özgürlüğünü ölümüne destekleyecek bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız vardır. Bu da Ersin Tatar'dır. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii ki 18 Ocak'tan sonra hızlı bir cumhurbaşkanı seçim kampanyasına girecek. Havalar ısınacak. Güzel, o tam da bahar havası olacak. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, TV Güneş'ten, Parantez'den bize ayrılan süre şimdilik bugünlük bu kadar. Yarın yeniden aynı saatlerde sizlerle karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.